Geldiği zaman da. Üstüne bir de su koy Sırkan Erkuş, Üsteğme, Suna Erkuş. İlk deprem işte yaşadığımızda bize oraya kalkmıştık. Yedikten sonra işte tam ağzımı çakılayacağım sıra o ara sallantı oldu. Kızla beraber dışarı kaçtık. Ondan sonra arkada beyim çıktı. Orada bir yarım saat, bir saat kadar dışarıda bekledik işte komşuların arabasında falan. Sonra kaynımgil falan geldi, bizi aldı, köye götürdüler. İşte 25 gün, 20 gün kadar da köyde, çadırda arkadaşlar getirdi, çadır kurdular. Sağ olsunlar, yiyeceklerimizi falan getirdiler. Allah razı olsun askerlerimizde, devletimizde, milletimizde, hepsinde. Allah hepsi hakkını helal etsin bize. Çok sağ olsunlar. Onların sayesinde ayaktayız. Oradan sonra işte tekrar Malatya'ya dönecek dedik. Bizi yine geldi genler asker arabasıyla bizi getirdiler fidanla. İki günde orada çadır kurdular. Hep komutanlar falan hepsi ziyaretimize geldiler. Allah razı olsun. Hepsi bize sahip çıktılar. Orada da tekrar konteye getirdiler. Yine bizi buraya yerleştirdiler. Geldik her şeyimizi yapmış, düzmüşler. Allah razı olsun. Komutanlar da, askerler de, milletimiz, devletimiz de, hepsinde çok sağ olsunlar. Onların sayesinde ayaktayız. Her şeyimize koştular, yardım ettiler. Halen de sürekli gidip geliyorlar. Günde 3-4 sefer yanımızdalar. Ben Üsteğmen Serkan, şehit Üsteğmen Serkan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş. Böyle 6 Şubat'taki depremde evdeydik. İşte 4'ü 17 geçemiş, 20 geçemişti. Hanımla sahura kalkmışlardı. Onlar benden önce dışarı çıktılar ama ben sallantıyı evin içinde geçirdim. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Yalnız dışarı çıktık işte. 2-3 saat karın buzun üstünde bekledik. Ondan sonra kardeşime telefon ettim. Bizi götürdü bahçesinde. Çadır bir gün öyle açıkta kaldık. İkinci günü askerler telefon ettiler. Onlar gelmişti buraya. Çadır getirdiler. 3 tane çadır işte kıta. Her şeyi odun, odununa kadar hepsini getirdiler. Orada 20-25 gün kaldık işte. Zaten 2 günde bir de köye uğruyorlardı. Telefon ediyorlardı zaten sürekli. Sonra şehire gelmek istedik. İşte bu fidancılığa getirdiler. Orada dediler konteyner hazır oluncaya kadar burada kalın. 2 gün orada kaldık. Sonra konteynere geçirdiler. Valla devletimizde, milletimizde Allah razı olsun. Zaten valimiz, belediye başkanımız devamlı yanımızda. Askerler de zaten şeyde 41 Tugay komutanlığında geldiği için hepsi bizim oğlanın arkadaşları. İkinci Ordu Komutanı, Kurmay Başkanı neydi? Hepsi bizi ziyaret ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Öyle bir hayat devam ediyor işte. Babası şu.
siyah, beyaz saçlı. Hayır, hayır. Şehitindir. Şehit bırak. Selçuk. Dinmeden çekin. Teğmen Gölbaşı. Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un özgeçmişini arz ediyorum. Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş 3 Ağustos 1994 tarihinde Malatya'da doğmuştu. 5 Ekim 2020, 30 Ekim 2020 tarihleri arasında Piyade Okul Komutanlığı emrinde temel eğitimini başarıyla tamamlasına mütakip rızası için El Fatiha'nın hastalığı. Allah'ın sana.